çalışmalarımızda hem afirmasyonlarla, biraz önce bahsettiğim olumlu Olumlamalarla. telkinlerle, evet, örneğin kişide kıtlık inancı var, bolluk, hani çok iyi imkanlarda yetişmemiş, aileden gelen bir kıtlık inancı var. Ve hayatında bugün de parayı, zenginliği ve bolluk içinde bir yaşamı çekemiyor. Bu durumda bu inancı tespit ettiğimizde, Önce onu tespit edeceksiniz. evet, Neden olduğunu evet bulacaksınız. hani var olup olmadığını bulacağız. Hani neden olduğu ile çok ilgilenmiyoruz. Çünkü hani psikolog ya da psikiyatristler gibi nedenini çok kurcalamıyoruz. Çünkü o olmuş geçmişte. Onu bugün değiştiremiyoruz. Ama bugün biz içinde bulunduğumuz enerji durumunu değiştirebiliriz. Bizim aslında kuantum koçlukta yapmaya çalıştığımız enerjiyi değiştirmek. Yani duygularımız, özellikle negatif duygular, geçmişten taşınan kızgınlık, öfke, kıskançlık, kin, haset, depresyon, bütün bu enerjimizi alan negatif duygulardan arınabilirsek eğer, otomatik olarak zaten enerjimiz yükseliyor. Evrende her şey enerjidir. Düşüncelerimiz de enerjidir ve etrafa manyetik bir sinyal yayarlar. 1999 yılında Newsweek dergisinde yapılan bir araştırmanın sonucu bir makale yayınlanıyor. Düşüncelerin elektromanyetik sinyal olduğu tespit ediliyor. Gerçek olarak hani düşünceler soyuttur ama gerçekliği kanıtlanıyor. Ve EEG ile beyne takılan elektrotlarla EEG ile de düşünceler kaydedilebiliyor. Yani düşünce artık hani somut olarak kanıtlandı. Hatta bazı Ya mekanik, öfkeli mi, kızgın mı, kinli mi? Bunların evet, hepsi tespit anlaşılabiliyor mu? edilebiliyor. Evet, o EEG ile düşünceler kaydediliyor ve başka cihazlarla da yine düşüncelerin kontrol edilmesine yönelik çalışmalar planlanıyor. Şimdi Şimdi kontrol dediniz, sözünüzü böleceğim belki ama buyurun. peki biz kontrol edebilir miyiz düşüncelerimizi? Evet, edebiliriz. Şimdi çok zor bir şeyden söz ediyorsunuz aslında. Şöyle, evet, hani zor görünüyor ama sadece biraz farkındalık gerekiyor, inanın. Bunu nasıl yapabiliriz? Evet. Gün içerisinde 50-60 bin düşünce geçiyor zihnimizden. Ve hani günümüzde çok teknoloji de yaygın, internet, televizyon, medya, çevresel Tamam. faktörler, bir sürü bilgi bombardımanına tutuluyoruz. Fakat zihnimiz bunlardan sadece kendi zihinsel kalıplarına uygun olanları görüyor. Yani aslında görmek istediğimizi görüyoruz da diyebiliriz. Burada ne görmek istiyoruz? Ona bakmamız lazım. Bilinçaltı inançlarımıza uygun olanları görüyoruz aslında. Yani benim eğer yaşam zordur, yaşam kavga dövüş alanıdır ve mücadele gerekir. Para kazanmak, hani bugün aslanın ağzında ekmek, aslanın midesinde, ağzındaydı, midesine indi gibi, hani bu terkinler bile beni hayata karşı bir savunma mekanizmasına geçiriyorsa, hayata karşı bir negatif inancım varsa, bu inanç bilinçaltımda olduğu için, bilinçli zihnimizde düşündüklerimiz önemli çünkü bilinçaltını kodluyoruz. Ama evrene esas mesaj veren ve enerjinin dışsal gerçekliğimizi yarattığı nokta bilinçaltındaki inançlarımız. Çünkü orada duygular kayıtlı ve duygular çok daha yüksek frekansta enerjiye sahiptir. Dolayısıyla bilinçaltında hani bilinçli olarak ben zenginlik istiyorum. Ama bilinçaltımda benim eğer hani çocukken duymuşsam ya da daha sonra çevremde duyduysam ve onaylamışsam eğer şöyle bir telkini, zenginlerin hepsi üçkağıtçıdır. Hakkıyla para kazanmak çok zor. Hani insanlar zengin olmuşlarsa birilerinin hakkını yemişlerdir gibi bir inancı Tamam. duymuşsam. Çoğu kişi de duymuştur bu sözleri, değil mi? Tamam, bunu nasıl değiştireceğiz? Bunu nasıl değiştireceğiz? Bunu hem seanslarımızda CD'lerle, yaşam bolluk içerisindedir. Ve Bunu mu söyleyeceğiz sürekli bunu kendimize? ve farklı kişinin hedefleriyle beraber bu yeni telkinleri bilinçaltı telkin CD'sine programlıyoruz biz. Kişi bunu 21 gün boyunca dinliyor. Bunu yapabiliyoruz. Onun dışında hani seyircilerimiz ne yapabilir? Günlük hayatta bunu daha kolay nasıl uygulayabiliriz dersek eğer, onun yerine hangi düşüncemiz varsa, bolluk olabilir, sağlık olabilir, hayattan keyif almak olabilir, hayat amacımızı ortaya çıkarmak olabilir. Yani hepimizin bir hayat amacı var.
Ve bunu uygun işleri keşfettiğimizde, bedenimize uygun işleri keşfettiğimizde müthiş bir doyumla bu hayatı sürdürebiliyoruz gibi. Enerjimiz sürekli yüksek olarak. Evet, yüksek olarak akıp gidiyor. Yalnız şu noktayı biraz açmanızı rica edeceğim. Bazen işte kuantum ya da bu enerjiler vesaire yanlış da anlaşılabiliyor. Nasıl? Tamam, hadi ben zengin olmak istiyorum. Düşününce olacak mı? Tamam, ben oturduğum yerden bana gelecek mi? Çalışmadan mümkün mü böyle yok, bir şey? Yok, mümkün değil. Zaten bizim kuantum koçlukta 5 aşama var seansta ilerlediğimiz. Bunların içerisinde hedef belirlemek çok önemli. Tamam. Hani, ve bunu yazıya dökmek. Yazıda gerçekten ben hedefimi belirledim. Bir sihir var. Hedef belirledik. Enerjimizi... İşte çalışacağım. Çok da iyi bir para kazanacağım. Hı hı. Enerjimizi yükselttik. Geçmişin negatif enerjilerinden arındık. Enerjimiz yüksek. Ve oturup bekleyeceğiz mi? Hayır. orada zihinsel canlandırma. Kullandığımız diğer bir yöntem. Biraz önce de yine seyircilerimiz ne yapabilir derken hem olumlu telkinleri söyleyebilirler ama beyin alfadayken değil, ona birazdan girelim arzu ederseniz. Alfa nedir? Betadayken değil, alfa boyutunda. Onu bunu nasıl anlayacağız? Onu birazdan değineyim, şurayı toparlayalım. Tamam. ne yapabiliriz? Canlandırmayı kullanabiliriz dediniz. Canlandırma yapıyoruz. Bunu da ve olumlamaları da zihni alfa konumuna getiriyoruz. Canlandırma görsel provadır. Zihnimizde olan her şey dışarıdaki yaşamda da realite olarak karşımıza çıkacaktır. Bugün bulunduğumuz duruma da bakarsak bunu görürüz zaten. Dünkü düşüncelerimizle bugünü yarattık. Bugünkü düşüncelerimizle de yarınımızı yaratıyoruz. Görsel canlandırma, hani hayal kuralım olur mu gerçekten? Hani bu bile bize biraz hayali geliyor değil mi? Yani çok mantıklı gelmiyor belki ama. Einstein'ın şu sözünü hatırlatmak isterim. Bilim adamı olarak bilgi önemlidir diyor Einstein. Ama hayal gücü bilgiden daha önemlidir diyor. Ve kendisi de bu yöntemi kullanıyor. Hayal edeceğiz yani. Hayal edeceğiz. Çünkü pembe hayaller kuralım diyorsunuz. Ama şöyle, ulaşılabilir hayaller, ulaşılabilir hedefler, bize bağlı olan hedefler. Çünkü hani bize bağlı hedef bizi aşıyorsa, başkalarına bağlı hedefse bu bir dilek boyutuna geçer, hedeften çıkar. Ve de hedefi zihinde canlandırdığımızda o duyguyu hissetmek çok önemli. Yani sadece hani yani hayalde yaşamaktan söz etmiyoruz aslında burada. Hayal etmek deyince de bize çok çocukken, küçükken hayalle de ilgili bir negatif inancımız var aslında. Hayal dünyasındasın. Hayal kurma. Hani ya da ulaşamayacağın hayalleri kurma. Hayal kırıklığına uğrarsın. Öyle olunca biz gerçekten hayal kurmadık. Bunu unuttuk. Bu gücümüzü hiç farkında değiliz. Fakat zihin kurulan hayalde bilinçaltı gerçekle hayali ayıramıyor. Arasındaki farkı bilmiyor. Biz bu özellikten faydalanıyoruz. Yani şöyle düşünelim. Rüya gördüğünüzde, kabus gördünüz ya da bir rüya gördünüz ve aniden uyandınız değil mi? O an uyandığınızda fark edersiniz aslında bir rüya gördüğünüzü. Yani o da bir zihinsel canlandırma içeride ve uyandığımızda farkında oluyoruz rüya gördüğümüz. Rüya derken gerçek zannediyoruz yaşadıklarımızı ve o duygu durumuyla, belki o kalp atışıyla uyanıyoruz. Tıpkı bunun gibi bir limon yediğimizi hayal edelim. Seyircilerimiz de hayal etsin. Hemen ağzımız sulanır. Bunun gibi bilinçaltı gerçekle hayali ayıramıyor. Biz de bu özelliğinden lehimize kullanıyoruz. Evet. Ancak hayal edebildiğimiz şeyleri gerçek kılabiliyoruz. Bunları hatırlatmak için bilincimize fotoğraflardan da yararlanmamızı önerir misiniz? Kesinlikle. Elbette olabilir. Yani sahip olmak istediğiniz ev ya da araba, internetten görüntüsünü indirip bilgisayarınıza ekran koruyucu olarak ya da arka plan resmi olarak koymak. Sürekli o görsel bizim bilinçaltımıza her gördüğümüzde mesaj verir. Ve bilinçaltı hayal ile hani bugün o gerçekliğe sahip değiliz. Ego buna şey der. Yok öyle bir şey. Hani hayal kuruyorsun. Çünkü ego bilinci betadayız ya gündüz. Böyle yüksek frekansta yayın yapıyoruz.
beta'dayız. Ego devrede, yani o çocukluktan gelen negatif inançlar devrede. O anne babanın sesini kendi iç sesimiz olarak duyuyoruz. Nasıl sen kim? Hani o arabaya ulaşmak kim? Ya da o evi alamazsın. Hani yanlış yapıyorsun ama işe yaramayacak der. İşte onun... Alfa seviyesini anlatıyor.